Merhaba, 25. dersimizdeyiz. Bu dersimizde kurulum sihirbazı ile IPsec Merkez Şube VPN yapılandırması yapacağız. Evet, firewall'umuza bağlanalım. Firewall'umuza bağlandıktan sonra sol taraftaki menüden Configure'ın altında VPN'e geliyoruz. Burada IPsec tabını da seçtik. IPsec tabını seçtikten sonra Wizard'a tıklıyoruz. Wizard'a tıkladıktan sonra bir isim yazmamız gerekiyor. Bizim burada ismimiz New York yazalım. Description yazmaya gerek yok. İsterseniz açıklama için yazabilirsiniz. Start'a basarak devam ediyoruz. Burada 3 tane seçenek var. Remote Access, Site to Site, Host to Host. Biz burada Site to Site seçeneğini seçiyoruz. Policy kısmından ise 2v2 seçiyoruz. Ve ileri tuşuna basıyoruz. Pre-shared key kısmına bizim pre-shared key'imizi yazıyoruz. Bu pre-shared key şubedeki makinamızda da aynı şekilde kullanacağız. Onun için bir yere not almanızda fayda var. Yine next şöyle devam ediyoruz. Local Network Settings'te bizim WAN bacağımızı gösteriyoruz. Bizim WAN bacağımız 11.100. IPv4 olacak. Lokal subnetlerimizi, yani bizim merkezimizde kullandığımız lokal subnetlerimizi buraya seçiyoruz. London, başka neyimiz var? London 17 var. Bunları bir seçelim. İki tane var. İşte başka varsa sizin subnetiniz eğer arka tarafta, o subnetleri de seçiyorsunuz. Local ID kısmına DNS seçiyoruz. Buraya da bizim cihazımızın ismini veriyoruz. Yani bizim DNS ismimizi veriyoruz firewall cihazımızın. Şöyle yanlış oldu. Sophos.dll. İsmimiz local ID'deki DNS ismimizi de verdikten sonra yine next diyoruz. Şimdi remote network'ümüzü ayarlamamız gerekiyor. Remote network settings'te de remote VPN server'ımız yıldız olarak gözüküyor. IPv4 gözüküyor. Remote subnet'imizi yazmak gerekiyor. Bizim New York'taki remote subnetimiz burada tanımlı. Eğer tanımlı değilse de create new ile sizin oradaki remote'da kullanılan subnet'i tanımlayabilirsiniz. Hemen biz buradan seçelim. New York remote subnet'imizi seçtik. Yine local ID kısmımızı DNS yapacağız. Buraya IP ile de yapabilirsiniz ama biz DNS ile kullanacağız bu örneğimizde. New York gateway.sophos.dll diyeceğiz. Evet, böylelikle bizim buradaki remote IP'mizi de yazdık ve next dedik. Burada herhangi bir işlem yapmıyoruz. Next diyoruz. Bize bir özet veriyor neler yaptığımıza dair ve finish diyerek IPsec connection'ımızı oluşturuyoruz. Daha sonra burada status kısmında buradaki kırmızı simgenin üzerine tıklayarak statüsünü aktif hale getiriyoruz. Gördüğünüz gibi yeşile döndü. Connection da yine aynı şekilde olacak ama bundan önce bizim diğer New York'taki firewall'umuza bağlanacağız. Burada da yine aynı şekilde VPN'de gelip connection tabını aktif yapacağız. Evet, burayı da aktif yaptık. Gördüğünüz gibi ikisi de aktif oldu. Connection da şu an yapmaya çalışıyor. Hemen bakalım connection detayına. Evet, şu an New York'tan remote subnet'teki isteklere bizim connection'ımız var. Bir de intranet'imiz bizim varmış. Biz onu atlamışız eklemeyi. Burada eğer firewall'umuzdaki ayarlarda direkt
Biz eğer intraneti de eklersek oraya lokal intraneti, o da burada erişimi sağlamış olacak. Böylelikle iki merkez ve şube arasında bir IPsec VPN connection'ını yapmış olduk. Bunu da şöyle bir deneyebiliriz. Biz New York'taki server makinamıza bağlanıp bunun üzerinden bakalım gidebiliyor muyuz, gidemiyor muyuz diye HTTPS 2.2.//long-dc.sophos.local yazarak testimizi yapabiliriz. Eğer burada bir erişimle ilgili bir sıkıntı varsa firewall'da bizim kurallarımızı oluşturmamız gerekir. Şu anda bakalım bizim firewall'ımızda bununla ilgili bir kuralımız var mı? Evet, LAN'dan VPN'e doğru ve VPN'den LAN'a doğru bir kuralımız var ama bizim sunucumuza erişemedik. Şöyle bir daha bakalım. Evet, erişemedik. Şimdi şuna bakmamız lazım. Biz bununla ilgili bir VPN kuralı yazdık mı, yazmadık mı? New York'taki firewall'umuza baktığımızda bir Allow VPN Traffic kuralı yazılmış. LAN'dan Anyhost'a doğru bir kural yazılmış. Bakalım ne yazılmış kuralımızda burada. LAN ve VPN arasında Any denilmiş. Destination'da yine LAN ve VPN Any olarak ayarlanmış. Bunun aynısını bizim Londra'daki merkezdeki makinamızda da yazmamız lazım. Yazmazsak eğer kullanıcımızla internet, daha doğrusu internete çıkma değil, şubemizdeki makineye gidemez. Hello yazalım. Hello VPN diyelim. Yine en üstte atsın. Sonumuz LAN ve VPN. O taraf any olacak. Burası da yine LAN ve VPN diyeceğiz ve apply diyeceğiz. Identity'ye şu anda gerek yok. Logları kayıt altına alsın ve save diyelim. Evet, firewall kuralımızı yazdık. Şimdi bir bakalım çalışacak mı görelim. Evet, yine New York'taki makinamıza bağlanıyoruz. Hemen London Local'e tekrar bakalım. Evet, gördüğünüz gibi bağlantımız geldi. Buradan da London DC'den de Firewall'dan trafik geçmiş olduğunu görebiliyoruz. Evet, konfigürasyon bu kadar. VPN tarafında ise IPsec konfigürasyonunu bu şekilde yapabilirsiniz. İki makinede de aynı işlemleri yapmanız gerekiyor ve Protect Firewall'un altında VPN için firewall kurallarınızı yazmanız gerekiyor.